Dediğim gibi hiçbir zaman ayak adımlarınızla pes etmemek zorundasınız ki olmayın, hayat size güzellikler katsın. 2020 demleri falan da öyle hatırlıyorum. El Baba Ziyaret Köyü'ndeyiz. El Baba Ziyaret Köyü'ne geldim ve burada çok sevdiğim, değerli bir ailenin yanındayım. Kimin yanındayım? Gülnaz ablamın yanındayım. Hayvanlarla, yani canlılarla iç içe yaşam sürdüren ve burada ekolojik döngüye ayak uyduran, yaşamsal hale getirmiş, hayvancılıkla uğraşan Gülnaz ablamın yanındayım. Canımın içidir. Gülnaz ablam, nasıl hissediyorsun? Valla mutluyum. Seni gördüm daha mutlu oldum. Sen gelmene de sevindim. Kapıdan girdin, nasıl oldun? Şok oldum. Ben gerçekten şok oldum. Canımsın. Şaşırdım. Hatta siz ya durumu paylaşmışsınız ya. Dedim keşke Kadir de gelse dedim buralarda dedim bir görsek dedim. Geldik Demek ki işte dünden beri burnum kaşınıyor. artık. En Şu güzeli. anda demek ki yani işte Bugüne nasip. bugüne nasip. Canımsın. Burada SİHA ve İHA'lar var. Helikopter, operasyon durumları var. Bugün koyu giyindim ama ayak kısımdaki kış dizliklerim, yani tozluklarım kırmızı ve çantamın yağmurluğu turuncu. Köyden çıktık şimdilik. Akşam çökmeden tekrardan köye dönüş yapacağım. Şimdi gidebildiğim yere kadar gideceğim. Ya, tırmanış başladı. Yüksek zirvelere doğru çıkıyoruz. Hem bir faaliyet olacak, hem de atmosferi daha yakından seyredeceğiz. Heyecanlarım şöyle hep güzel kalsın. Ayak adımlarımla beraber tırmanacağımız güzergah. Buradan sağ taraf. Tamam. Arada seslenmemiz lazım. Ses atmamız lazım. Nedeni etrafta yaşayan canlıların en azından benim gelişimden haberdar olmaları lazım. Kardan sonra çamur patikasına yakalandım. Botu gitgide ağırlaştırdı. Güzergahım devam etmekte. 1800 rakıma kadar çıkmaktayız. Şu an rakımlar 1600 metreyi göstermekte. Sürdürüyoruz. Şansımızın ne olmasını temenni ediyorum diye sorarsanız ben sisin bir saat de olsa çökmesini isterim. Atmosferi daha çok canlı görmek isterim. Seher yeli nazlı yare, bildir beni, bildir beni. Seher yeli nazlı yare, bildir beni, bildir beni. Düşmüşem elden ayaktan, kaldır beni, kaldır beni. Beni kaldır. Kaldır beni, kaldır beni. Beni dost. Oy. Bu dakikadan sonrası nereye kadar tırmanırsak günün avantajı olsun diyelim. Güneş de arada kendini gösteriyor. Tam gösterse en azından sisler de çökecek. Etrafı daha net bir şekilde gözle göreceğim. Sizlere aktaracağım. Bakalım. Bu dakikadan sonra sevgi güzellik olsun. Bizi bulsun. Gördüğünüz gibi. Yani böyle sürse çok güzel olur. Sis açtı önünü. Görüyorsunuz. Karşı noktalar. Ben şuraya çıkmayı düşünüyorum. Yani bu bölgelere doğru çıkacağım. Akşama kadar böyle olursa muhteşem olur. En fazla 3-4 saate oradayım. Eğer sis böyle çökerse, böyle sürerse, güneşi şu an gördüm. Yüzüm aydınlandı. Hap çıracağım.
şuralara doğru gideceğiz. Çeney 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 çenamın arında kanı. Çeney 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 çenamın adı dalamı. Çenamın avu berda ah dedeci gerim ve sen o. Ezni kasep keri kam revacı derde çenamı kız af kıvravan o. Lelemin eleylemin elemin derd o apo esebi çeviri. Lelemin eleylemin elemin derd o bıko esebi çeviri. Tırmanış devam etmekte. Bu sefer üç taraftan siz orta noktaya doğru gelmekte. Adrenalin isteyen bir şey. Ve bu it yokuşu aşırı meşakkatli bir parkur. Yani buranın sonu yaylaya çıkıyor. Kepler yaylasına çıkıyor. O da 3000 rakım üstüdür. Biz hemen hemen 2000 rakıma yaklaşıyoruz gitgide. Bakalım tabiat bize ne gösterecek? Evren, doğa ana bize ne gösterecek? Onu göreceğiz. Buna bir karşılık veremeyiz. Karşı da çıkamayız. Her zaman üstünlük onda. Biz çünkü tabiata misafir insanlarız. Arada diye bağırıp hayvanlara mesaj da atıyoruz. Her zaman riski aldığım şey. Daha tekrarlamak istemiyorum riski. Şenlensin ya. Dakikası dakikasıyla güzelleşsin. Yükümüz gitgide ağırlaşıyor. Ne kadar çok rakım çıktıkça o kadar çok yük ağırlaşır. Bakalım. Ama her şeyden öncesi karanlık çökmeden inmemiz gerekiyor. Meydan kurt ve aylara kalıyor yoksa. İt yokuşunu merak eden arkadaşlarımız. Yol buradan farklı bir yere çıkıyor. Aslında aynı yere gidiyor. Yol uzuyor. O bölgeler biraz sıkıntılı. Biz böyle dik vuracağız. İt yokuşu dediğimiz şey arkadaşlar, canlar. Katırların yani atların yolu kısalttığı. Uzun mesafe ise kısa mesafeden direkt aşağı doğru inişidir. Bu yüzden buraya it yokuşu deniliyor. Gerçekten zor bir parkur. Yani ben doğaçlama olarak yaptım. Yani bu tarafa bir planım yoktu. Doğaçlama olarak çıkıldı. En azından şu üst taraflara kadar gitmeyi düşünüyorum. Hem giderek atmosferi daha canlı görürüz diye düşünüyorum. Siz de arada gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Bakalım şansımız nasıl getirecek, nasıl olacak? Doğa bize ne güzelliğini sunacak bu yorgunluğa karşı. Hep beraber görelim. Arada zigzag yapıyoruz ki vücut alışsın. Özellikle ciğerler alışsın, ciğerler. Ciğerin yüksek basınca alışması gerekiyor. Ama ortamı göstermek istiyorum. Biraz da yükseğe çıkarsak sis bulutunu görebiliriz. Görüyorsunuz. Şunlar patikalar. İz yaptığım. Burası da görüntünün bir kısmı. Yükseğe doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Saat 14.00. 2100 metreyi aştık. Sisler hafif çöktü. Ortam yüzünü renkliliğe bıraktı. Ve bu benden ziyade hepimize vaat edilmiş en güzel cennetlik. Yani doğallık. Harikulade bir ortam şu an mevcut durumda. Ovacık merkezi bile şu an görebiliyorum. Çok güzel. Sisler çöktü.
Akşama kadar şu atmosfer bile bize yeter. Böyle olursa çok iyi. Ve tam üst noktamda şamualar var. Munzurlarda iki cins keçi vardır. Birincisi dağ keçisi. İkincisi en yüksek zirvelerde bulunan, genellikle orada bulunuyorlar, şamualardır. Ya konuşlar resmen. Yükseğe çıktıkça kar seviyesi daha çok yükseliyor ve bu tırmanışı zorlaştırıyor. Farklı bir parkur gerçekten. Koordinasyon isteyen bir parkur, sabır isteyen bir parkur. Yani it yokuşu. Ben tırmandıkça direkt kestirme geliyorum yollarda çünkü fazlasıyla kar oturmuş ve şu an tepelerde kar atmakta hafif hafif. Karşıda ise tüm dağlar görünmekte. Buradan sonrası zamanı oynayacağız. Zaten geldiğimiz yere kadar başardık. Aşağı kadar en fazla kademe atacaktık. Biraz daha yükseğe çıktık. Taşın oralarda hemen hafif arkalarında konarız artık. Oh, güzel oldu. Lelemine leylemine leminde doğa poese bir çeviri. Lelemine leylemine leminde dobu koese bir çeviri. So hechto mare mare seiran ujaro derdo ardo asmen brezov nejger hur ne torek sebe kero ez ne kasep keri kam revacilemin derde dersim zaf kıravano ardo asmen brezov ne جگر هور نه توره قصه بی که رو از نه کسب کری کام رواجی دمن درده درسم زاف کبرانو و hepimiz için gurur verici bir macerayı başarıyla sonlandırıyoruz. Saatler 15.30'u göstermekte. İt yokuşunun son evresi yani son noktası 2500 metre rakıma kadar tırmandım. Bu harika bir şey gerçekten. Ne kadar yükseğe çıkarsak çıkalım o kadar çok patika ve parkur bizi o kadar zorlaştırıyordu. Bu ana hattın arkasından sonrası zaten yayla oluyor. 3000 rakımlar. Orada yollar kapalı. %100 kapalı. Çünkü burada durum böyleyse o tarafta kapalı. Ben de kendime güzel bir yer belirledim. Karanlığa fazla kalmamam lazım. Kalori tüketip tekrardan aşağı noktaya doğru devam edeceğim. Yani ne diyoruz? Risk almadan hiçbir şey başarıya ulaşılamaz. Gerçekten böyle. 50 metre önümüzü göremedik. Çantamızın yürüdükçe yükü daha çok ağırlaştı. Bilmediğimiz yere girdik. Daha sonra çözümledik. Patika yaptık. Doğaçlama oldu. Zorladık. Vahşi yaşama adapte olduk. Saatler süren tırmanışın bize verdiği muhteşem güzellikleri kaydettik. Artık söylemiyorum yani abone olmanızı, yorum kısmına yorum eklemenizi, duygu ve düşüncelerinizi. Bunu biliyoruz artık. Gitgide büyük bir aile olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Risk aldık, zorladık. Vahşi yaşama adapte olduk. Sevgimizi kattık. Şu an muhteşem bir atmosfer gözler önünde. Yani gerçekten söyledikçe gözlerim doluyor. Yani bunlar mutluluk gözyaşları mı desem? Bilmiyorum ama
harika bir iş başardık. Kim bilir bu kararı almasaydım, bu güzellikleri kendimden ziyade sizlere de nakşedemezdim. Bu bir ölümsüz oldu. Ya yani öyle kayıtta kalacak yani bu. Yıllar da geçse hepiniz izleyeceksiniz. Amaç bu. Amaç öze kavuşmak. Amaç tabiatla bütünleşmek. Her ne kadar olursa olsun, parkur ne kadar çok zorlarsa zorlasın, gidebildiğimiz yere kadar, yapabildiğimiz döngüye kadar olacak. Harika bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Saatler 16.00'ı göstermekte. Fazla vaktim yok. 2500 ve 2600 metre rakımlık civardayım. Arada seslenme yapıyorum ki canlıların benden haberdar olmasını istiyorum. Ateşi zar zor mu desek yaktım. Kardan aldım suyu. Erittim. Çayımı yapacağım. Kalori kazanıp çıktığım yerden inişe geçeceğim. Dileğim karanlık çökmeden aşağıda olmak. Bugün köy evinde olacağım. Elbeba Ziyaret Köyü'nde olacağım. Gülnaz ablanın misafiri olacağım. Daha sonra macerayı sonlandıracağım. Muhteşem bir vlog oldu. Büyük aile olmamız gerekiyor. Buna da inanıyorum. Hep birlikte güzel şeyler başaracağız, keşfedeceğiz. Adım attıkça, pes etmediğimiz müddetçe irademizle birçok güzellikler ölümsüz ve anılarımıza nakşetmeye devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. 2500 metre rakımlık Munzur Dağları kış tırmanışı zorlu patikadın başarısından sizlere selamlar ve sevgiler iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çayımı içince hemen aşağı iniyorum. Karşı noktanın da görüntüsünü son evrede sizlere göstereceğim. Videoyu sonlandıracağım. Sevgiler.